Aydın Ekonomi Dergimiz Sektörel. Çok güzel bir tablo. Bu tabloyu özellikle Mimarlar Odası'nın şu sıkıntılı ortamında ve bu çevrede oluşturmak kolay olmadı. Bir olmak, birlik olmak, güç olmak, eğilmemek, yıkılmamak, beraber olmak, kuvvet olmak. İşte bu tablo. Evet, çerçevesinde sağ olsunlar teslim ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kent politikaları deyince ne anlıyoruz? Aslında bu önemli. Mimarlık aslında her birimizin çok da iyi bildiği, içinde yaşadığımız bütün yapılı çevrenin tanımı. Ve kentin aslında barınaktan başlayarak kent planlamaya kadar aslında bu alanın tamamını mimarlık olarak tanımlayabiliriz. Tabii ki içinde yaşadığımız topluma her anlamda katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Bu sadece mesleki katkı olmuyor. Onun için mimarlığı toplum için yaptığımızı her zaman için söylüyoruz. Kentin güncel sorunları nelerdir? İnsanların yaşamsal problemleri nelerdir? Bunların her birinin politikayla doğrudan ilişkisi var. Neden? Kaldırımın yüksekliğine bile politika karar veriyorsa eğer, mimarlığın da, insanın da merkezinde aslında kent politikaları var bulunmakta. Her birimizin yaşadığı alanlarda bu manada düzenlemelerle karşı karşıya geliyorsa bunu da önemsemek lazım. Sonra mal sahibi çok kızar. Buna bile razıyım artık, şöyle bir şey yapsan olur der. Daha sonra müteahhit aslında mimarı tam olarak anlamayabilir ve şöyle bir ürün çıkabilir. Sonra çok ünlü, özellikle benim gibi kamuoda çalışan mimar meslektaşlarımız varsa onlar da bilir. Sonra kontrolün de desteğiyle bakın ağacı destekleyen ve aslında ne olduğu belirsiz, başındaki hayalle hiçbir alakası olmayan bir sonuç ürün. Mesela hepimizin içine sızlatıyordur çocuk tecavüzleri, tacizleri. Parkların aydınlatılması, kamera sistemlerinin konulmasıyla bu suçların önemli oranda azalacağı ortadadır. Aydınlatma miktarından çok aydınlatma türünü değiştirerek suçların önleneceği Londra'da yapılan bir araştırmada da çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bunu aklı başında saydığımız bazı insanlar bile söylüyorlar. Türkiye'de mimarlık var mı ki? Türkiye mimarlıklar ülkesidir. Türkiye'den daha bol mimariye sahip olan başka ülke yok. Bunu resimlerle de size şimdi birazdan anlatmaya çalışacağım. Türkiye mimarlıklar ülkesidir. Ayrıca mimarlık Türkiye'nin dünyaya kendisini tanıtabilmiş olduğu tek sanat dalıdır. Başka bir söylemde mimarlık sanat mı ki? Evet. Kim söylesin? İsterseniz Hegel söylesin. En büyük filozoflardan biri mimarlık ana sanattır diyor. Mimarlar Odası sıkıntıda, mimarlar sıkıntıda, çok daha önemlisi mimarlık sıkıntıda. Türkiye mimarlıklar ülkesidir. Önce buna değinmek istiyorum, biraz ayrıntılarına girmek istiyorum. Göbekli Tepe bu toprakların ürünü. Milattan önce 10.000 yılına tarihleniyor bugün. Çok büyük bir rastlantı olarak bulundu. Bir çiftçi çalışırken orada bir bezenmiş taşa rastlıyor. Bu nedir acaba dedikten sonra koskoca bir antik yerleşme ortaya çıktı.